Arkadaşlar besin zinciri ve enerji akışı. Besin zinciri üreticilerle başlar. Enerji akışı da üreticilerle başlar. Çünkü güneşteki enerjiyi, canlıların yaşam kaynağı olan güneşteki enerjiyi direkt arabilen canlılar üreticilerdir. İr organik maddelerden organik madde sentezlerler. Fotosentez yaparak kendi besinlerini kendileri üretir. Yapılarında klorofil ya da kloroplast bulunur. Bu klorofil güneş ışığını soğurabilen pigmenttir. Örnek olarak yeşil bitkiler, siyanobakteriler, mavi yeşil alkler ve öglena verilebilir. Üretici canlılar besinleri fotosentez yoluyla kendileri üretirler arkadaşlar. Üretici canlılardan beslenen diğer canlı grubu ise tüketicilerdir. Kendi besinlerini dışarıdan karşılayan canlılardır. Kendi besinlerini kendileri yapamaz. Bunlar üçe ayrılır arkadaşlar. Otçullar, etçiller, hepçiller. Otçullar otla beslenenler örneğin inek, koyun, keçi, at, fil, zebra, geyik, gergedan. Etçiller, aslan, kartal, kedi, köpek, leopar, tilki, sırtlan, timsah. Hepçiller yani hem etle hem otla beslenenler. Ayı, domuz, serçe, karga, hindi, fare örnek verilebilir. Arkadaşlar besin zincirinde diğer bir canlı grubu ise işte ayrıştırıcılardır. Yani çürükçüller diğer bir ismiyle arkadaşlar. Ayrıştırıcılar... Bazı bakteriler ve mantarlardır. Besin zincirinin bütün basamaklarında yer alır. Ölü canlıları parçalayarak, çürüterek maddeleri doğaya tekrar kazandırırlar. Dünyamızın temizlikçisi de diyebiliriz bunlara. Türkçül olarak da adlandırırlar. Ayrıştırıcılar tüketici canlı grubuna girerler arkadaşlar. Bakın ayrıştırıcılar bütün canlı grubunda şurada gördüğünüz gibi hepsinde bulunurlar. Arkadaşlar bu Canlı grupları besin zincirini oluşturur. Ekosistemdeki canlıların birbirini yiyerek oluşturduğu zincirdir. Besin zincirinin ilk arkasını her zaman üreticiler oluşturur. Burada bir besin zinciri örneği verilmiş. Güneş enerji kaynağı, enerji kaynağını arkadaşlar ilk olarak üret, üreticiler alabiliyor, direkt enerjiyi. Bunu da klorofilleri yardımıyla alabiliyorlar. Güneş enerjisini direkt soğurabilme özelliğine sahip klorofilleriyle ile üreticileri birinci tüketiciler sonra etçiler yine ikinci tüketicilerde birinci etçileri yiyerek en son basamakta ise arkadaşlar üçüncü tüketiciler yani yırtıcılar bulunur arkadaşlar. Bir örnek verecek olursak yukarıda verilen canlılarda bir besin zinciri oluşturulduğunda hangi canlı 3. sırada yer alır? Arkadaşlar üreticilerden başlıyoruz. Sonra birinci tüketici, ikinci tüketici ve 3. tüketicilerle başladığımız için 3. sırada yılan yer alır. Arkadaşlar besin zincirleri doğada tek başına bulamaz. Bir canlının tek besini yoktur besin zincirleri birleşerek besin ağrı oluşturur. Şurada gördüğünüz gibi besin zinciri besin ağı da üreticilerden başlar. Üreticiler de birbiriyle tüketiciler de birbirini yiyerek besin ağını oluşturur. Şu oklara dikkat edersek arkadaşlar okların yönü hangi canlının hangi canlıyı yediğini gösterir. Okun bir e, okun yönüne baktığımızda bu bir önceki canlıyı yediğini gösterir arkadaşlar. Bir örnek çözelim. Aşağıdaki canlılardan hangisi bir besin zincirinin ilk halkasını oluşturabilir? Arkadaşlar üreticiler ilk halkasını oluşturur. Buna göre KLM canlılar aşağıdakilerden hangisine verilen olabilir? Otla beslenirim. Otçuldur arkadaşlar. Otçul. Ölü organizmalar parçalar ayrıştırıcı. Kendi besinimi kendi üretim üretirim. Üretici arkadaşlar. Hemen M üretici olacak. A'yı ve B'yi sildim. Otla beslenirim. Otçul olacak. K'da otçul olacak arkadaşlar. Her ikisi olabilir. Ölü organizmaları paylaştıran ayrıştırıcıdır. Baktığımızda arkadaşlar ayrıştırıcı olan çürükçül bakterilerdir. Onun için cevap D şıkkıdır. Arkadaşlar bir besin zincirinde enerji akışı üreticiden tüketiciye doğrudur. Besin zincirle aktarılan enerji besin piramidi ile gösterilir. Burada bir piramit görüyorsunuz arkadaşlar. Besin piramidinin en altında üreticiler, her basamağında ise ayrıştırıcılar bulunur. Üreticilerin bir üst basamak birinci tüketici yani otçullar, etçiller ve hepçiller en üst basamakta yer alır arkadaşlar. Besin piramidinde aşağıdan yukarıya çıkıldıkça arkadaşlar enerji azalır. Çünkü enerjinin sadece %10'u geçebilir arkadaşlar. Diğeri kaybolur. Birey sayısı azalır arkadaşlar. En çok birey en alt basamaktadır. Biyokütle azalır. Biyokütle yani canlı kütlesi demektir arkadaşlar. Canlı ağırlığı azalır. Aktarılan enerji azalır. Enerji kaybı artar arkadaşlar. Zehirli madde birikimi veya biyolojik birikim yukarıya doğru artar arkadaşlar. Vücut büyüklüğü yine aşağıdan yukarıya artar arkadaşlar. Burada arkadaşlar enerji piramidinin her basamağında bulunan ayrıştırıcılar yani bazı bakteri ve mantarlar canlı ve ölü organizmaları daha basit maddelere parçalayarak doğara geri kazandırır. Bu maddeler üreticiler tarafından tekrar kullanılır arkadaşlar. Örnek olarak verirsek arkadaşlar üretici canlı örneklerimiz <laughs> çayır otu, buğday, siyanobakteri ve ağaçtır arkadaşlar. Tüketiciler ise Kurt, kartal, kaplumbağa, tavşan ve insan ayrıştırıcı ise çürükçül bakterilerdir arkadaşlar. Arkadaşlar bir besin zincirinde verilmiş. Burada verilen besin zincirinde çekirge sayısı azal azalmaktaysa arkadaşlar, çekirge önceki sayı, önceki canlı arkadaşlar artar, kendinden sonrakilerde arkadaşlar azalacaktır. Besin zincirinde kendinden sonraki azalırsa kendinden sonraki canlılar azalır. Kendinden önceki canlı ise artar. Bu halde bitki artar. Kurbağa, yılan ve leylek de azalacaktır arkadaşlar. Çünkü yiyeceği canlı sayısı azalacağı için yaşama şansları, besin bulma şansları azalacaktır. Hemen bir örnek çözelim arkadaşlar. X, Y, Z canlıların enerji piramidindeki yerler aşağıdaki Aşağıdakilerden hangisindeki gibidir arkadaşlar? Bir besin zincini oluşturan canlılar arasındaki enerji aktarımları arasındaki grafik verilmiş. Burada arkadaşlar aktarılan en fazla Y canlısı ise Y canlısı en alt basamakta olacaktır. Yani üretici olacaktır. En üst basamakta ise aktarılan enerji en az olacaktır. Yani Z'de en üstte olacaktır. O halde cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Yine iki tane besin zinciri örneği verilmiş. Bu besin zinciri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Güneşteki enerjiyi ilk alan bitkilerdir. Bakıyoruz arkadaşlar. Güneş enerjisini ilk alan bitkidir. Doğrudur. Aktarılan enerji insana doğru gittikçe artmaktadır. Arkadaşlar Aktarılan enerji azalmakta çünkü ısı kaybı artmak artmaktadır. Aktarılan enerji insana doğru gittikçe artmaz, azalır arkadaşlar. Her iki besin zincirinde son tüketici insandır. Bakıyoruz arkadaşlar, son tüketici insan, yonca üretici, inek tüketicidir. Bakıyoruz arkadaşlar, yonca güneş ışığını direkt kullanabildiği için üretici üretici, inek ise tüketicidir. Öğretmen. Ee, Sorusu da parmak kaldıran yeşim aşağıdaki cevaplardan hangisini verdiğinde soruyu doğru yanıtlamış olur arkadaşlar. Güneş enerjisini en verimli şekilde kullanılan canlı grubu üreticilerdir arkadaşlar. Yine yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Besin zincirinin bulunduğu ortamda aslan sayısı bir süre sonra artıyor arkadaşlar. Aslan sayısı artarsa arkadaşlar zebra sayısı azalacaktır. Çünkü aslan daha fazla zebra yeneceği için zebra sayısı azalacak, çayır sayısı ise arkadaşlar artacaktır. Zebraların sayısı azalır doğru. Aslanlar arasındaki besin bulma rekabeti artar. Doğru. Zebra sayısı azalacağı için besin bulma rekabeti artacaktır. Yeşillikler ilk etapta bu durumdan olumlu etkilenecektir. Doğru arkadaşlar. Yeşillik zebra sayısı azaldığı için yeşillikler olumlu etkilenecektir. O halde üçü de doğru. Cevap D şıkkı arkadaşlar üçgen üretici daire otçul yıldız ve kare etçil bakalım üçgen yeşil bitkidir doğru yıldız otçuldur hayır arkadaşlar etçildir yanlış bakın yıldız buradaki otçulu yiyor etçil olur yanlış Kare hem etle hem otla besleniyor. Bakalım arkadaşlar. Etle besleniyor fakat üreticiyi yemiyor. Otçul olmaz arkadaşlar. Yanlış. Daire etçil canlıdır. Hayır arkadaşlar. Daire otçul canlıdır. O halde yalnız bir doğru cevap. Besin zincirini oluşturan canlılar besin piramidi ile gösterilebilir. Buna göre aşağıdaki besin piramitlerden hangisi hatalıdır? Baktığımızda arkadaşlar en alt basamakta üretici var doğru. En alt basamakta buğday var doğru. En alt basamakta asma var doğru. En alt basamakta tüketici var arkadaşlar. Yanlış cevap D şıkkıdır. Arkadaşlar burada bir besin ağı görüyoruz. Besin ağı besin ağına göre aşağıdaki besin zincirlerden hangisi oluşturulamaz diyor arkadaşlar. Bakalım oklara dikkat ederek bu soruyu çözeceğiz. Çalılık çalılıktan başladık dağ keçisi sonra bakıyoruz arkadaşlar dağ keçisinden kurta var olabilir çimen tavşan atmaca çimen tavşan ve atmacaya ok var olabilir çalılık fare tilki çalılık fare ve tilkiye ok var olabilir çimen dağ keçisi tavşan arkadaşlar Tavşan dağ keçisini yemez. Zaten oklara baktığımız zaman dağ keçisinden tavşana dahi de ok yok. Oluşturulamayacak D şıkkıdır arkadaşlar. Besin zincirle ilgili olarak ifadelerden hangisi doğrudur? İki ya da daha fazla basamaktan meydana gelir. Doğru. Tüketici bir canlıyla başlar. Yanlış üretici canlıyla başlar. Bir canlı türünün yok olması tüm zincirleri etkiler. Doğru. O halde arkadaşlar 1-3 doğru cevabımız. Besin piramidi ile ilgili bir soru. Yargılarından hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. K otçul e, otçul bir canlıdır. Yanlış üreticidir arkadaşlar besin piramidinin en altında. N canlısı M ile beslenir. N M ile beslenir. Doğrudur arkadaşlar. L canlısının sayısında meydana gelen değişim. M canlısının sayısını olumsuz etkiler. Bakıyoruz arkadaşlar. Doğrudur. P canlısı toprağı minneler bakımından zenginleştirir. Bakalım arkadaşlar. B canlısı ayrıştırıcıdır. Etkinleşir. Doğru. O halde 2, 3, 4. Sa evet. L canlısı sayısına meydana gelin değil. sadece M canlısı diyor arkadaşlar. Yanlıştır. Ee, hepsini etki hepsini etkileyeceği için 3 yanlış, 2 4 olacak. Cevabımız C şıkkıdır. Arkadaşlar besin zincirinde yer alan canlıların yaşadığı ortamda <laughs> çoğalan bir kurbağa sayısı, kurbağa sayısı artarsa arkadaşlar kurbağadan bir önceki canlı azalır, ondan önceki canlı artar, kendisinden sonraki canlılarda artar arkadaşlar. O halde hangisi olamaz? Ot sayısı artar doğru, çekirge sayısı azalır doğru, yılan sayısı azalmaz artar arkadaşlar yanlış. Kartal sayısı artar doğru